Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yemelere doyamayacağınız, ister çay saatlerinize, ister kahvaltınıza, isterseniz sahur sofralarınıza hazırlayabileceğiniz çörek tarifim var. Dilerseniz daha fazla beklemeden hemen yapımına geçelim. Gerekli olan malzemelerimiz 1 su bardağı süt, 1 adet yumurta, 1 adet kapya biber, 2 adet sivri biber, çeyrek demet maydanoz, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı çörek otu, 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 3,5 su bardağı un, 150 gram beyaz peynir, 150 gram kaşar peyniri kullanacağız. Uygun bir kabın içerisine 1 su bardağı ılık sütü, şekeri ve mayayı ekleyip çırpalım. Şeker ve maya eridikten sonra sıvı yağ, yumurta akı, un ve tuzu ekleyip spatula ile karıştırmaya başlayalım. Bir süre sonra spatulayı çıkarıp elimize yoğurmaya devam edelim. Ben bu tarifte toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Sizler de kontrollü bir şekilde eklemeyi unutmayın. Bu miktar az da olsa kullandığınız unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Kontrollü olmakta fayda var. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olduktan sonra üzerini kapatıp 1 saat mayalandıralım. Hamurumuz mayalanırken hemen iç harcını hazırlamaya başlayalım. Kapya biberi, sivri biberi ve maydanozu ince ince doğrayalım. İzlerken sıkılmamanız adına bu aşamalarını hızlı bir şekilde geçiyorum. Uygun bir kabın içerisine rendelediğimiz kaşar peynirini, kapya biberi, sivri biberi, maydanozu ve beyaz peyniri alıp harmanlayalım. Mayalanan hamurun havasını alalım. Hamura yuvarlak bir form verdikten sonra önce elimizle daha sonra merdane ile açalım. Ortalama 40 santim çapında açtıktan sonra harcımızı bu şekilde hamurun üzerine yerleştirelim. Bu aşamada bir miktar hazırladığımız harçtan bırakalım.
Daha sonra videoda görüldüğü gibi hamurun bir ucundan tutup yavaş yavaş toparlayalım. Üzerine bir miktar un serptikten sonra önce elimizle sonra merdane ile açalım. Çöreğimizi bu şekilde açtıktan sonra yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimizi alalım. Üzerine yumurta sarısı sürelim. Ayırdığımız iç harcını çöreğimizin üst kısmına bu şekilde serpelim. Önceden ısıttığımız 170 derece fırında altı üstü kızarana kadar ortalama 30 dakika pişirelim. Bu süre fırından fırına değişiklik gösterebilir. Buna dikkat edelim. Çöreğimiz hazır. Ev halkı da sabırsızlıkla bekliyor. Hemen bir dilim kesip sizlere de iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. Öyle lezzetli bir çörek ki anlatamam. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bugün de sizlerle beraber lezzetli bir çörek hazırladık. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, paylaş butonuna basarak sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.